Arkadaşlar merhaba. Dinamik Geometri YouTube kanalında yeni bir ders videosu ile karşınızdayız. Bugünkü dersimizde arkadaşlar sizlere kenarlarına göre üzerüçgenlerden bahsedeceğiz. Dersimizin sonunda da yeni nesil sorular çözmüş olacağız. Daha önceki dersimizde de arkadaşlar sizlere dik üçgende Pisagor bağıntısından bahsetmiştik. Öyleyse dersimize başlayalım. Arkadaşlar bunlar bizim çok kullandığımız üçgenler. Kenarlarına göre özel üçgen diyoruz. İlk üçgenimiz arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeni. 3, 4, 5 üçgenle alakalı şunu söylüyoruz. Diyoruz ki dik kenarları 3 ve 4 olan hipotenüsü 5 olan üçgene 3, 4, 5 üçgeni denir. 3, 4, 5 üçgeninin katlarını kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela 2 katını alırsanız 6, 8, 10 olur. 3 katını alırsanız 9, 12, 15 olur. 4 katını alırsanız 12, 16, 20 olur. 5 katını alırsanız da 15, 20, 25 olur. Bunlar bizim çok kullandığımız özel üçgenlerimiz. Bunları arkadaşlar tekerleme gibi bilmemiz lazım. Bu 3 sayıdan herhangi ikisini verirlerse arkadaşlar, üçüncüsü mutlaka aklımıza gelmeli diyoruz. Bir diğer üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeni. Bunda da arkadaşlar dik kenarlar 5 ve 12 olacak. Hipotenüs ise 13 olacak. Yine bunların da katlarını kullanıyoruz. Mesela 2 katını kullanırsak arkadaşlar 10, 24, 26 olur diyebiliriz. Bir diğer üçgenimiz de arkadaşlar 8, 15, 17 üçgeni. Dik kenarla 8, 15 olacak. Hipotenüs 17 olacak. Yine bunda da aynı şekilde katlarını kullanabiliriz. 16, 30, 34 de 8, 15, 17'nin 2 katıdır diyebiliriz. Bir diğer özel üçgenlerimiz arkadaşlar bir de 7, 24, 25 üçgenimiz var. Dik kenarlar 7, 24 olacak. Hipotenüs 25 olacak. İki katı da arkadaşlar 14, 48, 50 diyebiliriz. Bunu sanırım 2 sene önce 2020 yılında üniversite sınavında TYT'de sordular arkadaşlar. O yüzden bakın bu özel üçgeni bilmemiz gerekir. Şimdi bir de arkadaşlar K2K K kök 5 üçgenimiz var. Arkadaşlar aslında biz bunu çok kullanıyoruz. Normalde kenarında tam şey olmamasına rağmen hipotenüs uzunluğu küçük kenarın kök 5 katı olmuş olur. Şunu söylüyoruz. Bir dik üçgende bir kenar diğer kenarın 2 katıysa hipotenüs küçük kenarın kök 5 katı da diyoruz. 1, 2 kök 5, 2, 4, 2 kök 5 gibi. Tabii arkadaşlar bunlar bizim küçük sayılarımız. Büyük sayılarda bu üçgen bizim daha çok işimize yarıyor. Mesela arkadaşlar 9 desek bir kenara, diğer kenar 18 olsa arkadaşlar hipotenüs uzunluğu ne diyebiliriz? 9 kök 5 diyebiliriz. Eğer bunların karelerini alıp Pisagor yapmaya çalışsak işin içinden çıkmamız biraz zor olabilir arkadaşlar. Ya da karelerini toplamak biraz zor olabilir. Ama pratik olarak bakın bir kenar diğer kenar 2 katıysa hipotenüs uzunluğu küçük kenara kök 5 katıdır diyoruz. Geçelim bunlarla ilgili sorulara. Örnek 5'e bakalım arkadaşlar. Bakın burada sayılar verilmiş, dik üçgenler verilmiş. 3 var, 6 var, bir de 15 var. Bu tip soruları normalde Pisagor bağıntısından çözebiliriz arkadaşlar. Mesela buraya A desek, şuraya A desek. Şu üçgende Pisagor'u yaparak A'yı bulabiliriz. Fakat bu tip sorularda uzatmamak için Pisagor'u uzatmamak için arkadaşlar diyoruz ki acaba bu üçgen özel bir üçgen olabilir mi? Arkadaşlar hipotenüs 15 olan kaç tane özel üçgenimiz var diye soracak olursak aklımıza arkadaşlar bakın bir tane üçgen geliyor. O da nedir? 9, 12, 15. Başka da böyle bir özel üçgenimiz yok arkadaşlar. Dolayısıyla 9, 12, 15'i acaba sağlar mı diye düşünüyorum. Buraya arkadaşlar 9 dersem, buraya da 9 dersem bu durumda üçgenin kenarı bakın 9 ve 12 olmuş oluyor. Dolayısıyla sağladı diyorum. O halde verdiğim değerler doğrudur diyorum. Demek ki bu üçgen 9, 12, 15 üçgeniymiş. Sonra soldaki üçgene geliyorum arkadaşlar. Bu sefer bir kenarı 6. Diğer kenarı bakın ne olmuş oldu? 12 olmuş oldu. 6, 12'de bakın. Az önceki bana K2K, K kök 5 üçgenini hatırlatacak. Bir kenar diğer kenarın 2 katıysa diyordu ki hipotenüs uzunluğu küçük kenarın kök 5 katıdır. O zaman 6, 12 ben ne demem gerekir? 6 kök 5 demem gerekir diyorum arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soruya. Burada da arkadaşlar birçok bilinmeyen verilmiş. Bakın A var, A artı 2 var, A artı 4 var, X var, X artı 2 var. Bizden X artı A soruluyor. Arkadaşlar burada şunu söylemek lazım. Diyoruz ki eğer şöyle bir üçgenimiz varsa kenarları ardışık olarak artıyorsa. Bakın bu üçgen ya 3, 4, 5 üçgenidir ya da katlarıdır. Çünkü neden bakın 3, 4, 5 ardışık olarak artıyor. Eğer üçgen birer birer artıyorsa arkadaşlar üçgen 3, 4, 5 olacak. İkişer ikişer artıyorsa 3, 4, 5'in 2 katı olacak. Bakın görüyorsunuz ikişer ikişer artmış. Yani ben buraya 3, 4, 2 katı olan 6 desem, 8 desem, 10 desem sağlar mı?
sağlar. Üçer üçer atsaydı 9, 12, 15'i. Beşer beşer atsaydı 15, 20, 25 çekim arkadaşlar. Yani sonuçta hep ne oluyor? 3, 4, 5 üçgeninin katları olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra geliyorum büyük üçgenimize. Büyük üçgende de arkadaşlar x var, x artı 2 var. Fakat burada tabii ki ardışıklık söz konusu çünkü burada bir 10 var. O halde arkadaşlar şuna bakacağım. Acaba yine bu üçgen özel üçgen mi diye düşüneceğim. Bir kenarı 10 olan kaç tane özel üçgenimiz var diye sorarsak arkadaşlar bir kenarı 10 olan 5, 12, 13 üçgenin iki katı var. Başka bir üçgenimiz yok. O da o zaman arkadaşlar 5, 12 iki katını alsak 10, 24, 26 diye düşünsek bakın sağlar mı? Evet sağlıyor arkadaşlar. X 24 olmuş oluyor. X artı 2 de 26 olmuş olur. Demek ki verdiğim değerler doğrudur diyorum. Bunlar özel üçgenlerdir. O halde arkadaşlar X uzunluğunun 24 olduğunu bulmuş oluyorum. A uzunluğunun ise arkadaşlar 6 olduğunu buluyorum. Bana bunların toplamları sorulduğundan dolayı toplamlarında 30 olduğunu söyleyebiliyorum. Evet, böylece bu soruyu da çözmüş olduk arkadaşlar. Özel üçgenler değeri verip çözmüş olduk. Şimdi geçelim bir diğer soruya. Şimdi burada da yine dik üçgen var. Eşitlikler verilmiş. Yine bakın arkadaşlar şuraya ben A desem, buraya A desem Pisagor bağıntısı yaparak normalde A'yı bulabilirim. Fakat yine uzatmamak için diyorum ki acaba bu bir özel üçgen mi? Arkadaşlar bakıyorsunuz şurası 15. Peki arkadaşlar bir kenarı 15 olan kaç tane özel üçgenimiz var? Birden fazla bu sefer. Ne var mesela? 8, 15, 17 var. Başka ne var arkadaşlar? 15, 20, 25 üçgeni var. Dolayısıyla bu üçgenlerden bir tanesi olabilir mi diye düşünüyorum. Eğer değer verelim arkadaşlar. Evet değer verelim. Mesela A'ya 8 dersek, buraya da 8 dersek arkadaşlar. Acaba bir özel üçgen çıkıyor mu? 8, 15. Evet gerçekten de özel bir üçgen çıkıyor arkadaşlar. Burası 17 oldu. Demek ki verdiğim 8 değeri doğruymuş. Ama bana sorulan neresi? B'de. 6 burası, 8 burası. Hipotenüs uzunluğu için arkadaşlar ne diyebilirim? 10 diyebilirim. Dolayısıyla cevabımızı bulmuş oluruz. Çünkü burada da yine bir özel üçgenimiz var. 3, 4, 5 üçgenin 2 katı. O da 6, 8, 10'dur diyoruz arkadaşlar. Geçiyorum bir başka sorumuza. Örnek 8'de de arkadaşlar bakın. 15 var, 20 var. Tabi burada arkadaşlar bir dik üçgen oluşturmamız lazım. Nasıl oluşturabiliriz bu dik üçgeni? Tabii ki arkadaşlar A ile C köşesini birleştirerek oluşturabiliriz arkadaşlar. Ve şöyle birleştirdiğimiz zaman bakın karşımıza bir dik üçgen diye 15, 20 burasının da arkadaşlar ne olduğunu söyleyeceğiz. 25 olduğunu söyleyeceğiz. Hipotenüsün ne olduğunu söyleyeceğiz. 25 olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Fakat bitmedi çünkü bize x'i soruyor. Arkadaşlar x'i sorduğuna göre de bakın bizim ekstradan bir şey daha yapmamız gerekiyor. O da nedir arkadaşlar? Burada yeni bir dik üçgen oluşmak. Yani bakın burada zikzak var arkadaşlar. Bu tür zikzaklı sorularda soruları çözebilmek için arkadaşlar buraya yine bir dik üçgen oluşturuyoruz. Nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Mesela şu AE'yi uzatsak bir de arkadaşlar şu C'den bir tane dikme indirsek bakın burada bir dik üçgen oluşturmuş oluruz. Yani ne yapıyoruz? Buraya bir dikdörtgen çizip yeni bir dik üçgen oluşturmuş oluyoruz. Bu durumda arkadaşlar şu açının 90 olduğunu görüyorsunuz. Dikdörtgen oluşturduk çünkü dikdörtgende karşıt kenar eşit olduğundan dolayı arkadaşlar burasının 7 olduğunu söylüyoruz. Burası x'e, burası yine x olmuş oluyor. Hipotenüsün de arkadaşlar 25 olduğunu zaten başlangıçta bulmuştuk. O zaman hipotenüsü 25. Bir diğer kenarı da arkadaşlar 7 ise bu bize neyi hatırlatacak? 7, 24, 25 üçgenini hatırlatacak. Öyleyse arkadaşlar şu uzunluğun tamamı için ben ne diyeceğim? 24'tür diyeceğim. Çünkü neden? 7, 24, 25 üçgenimiz var arkadaşlar. Bana eksi soruyor. 24'ü burada, 8'i burada. Çıkartırsak arkadaşlar ne kalır geriye? 16 kalmış olur deriz. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Şimdi burada da arkadaşlar özel üçgen sorusu değil, farklı bir soru. X ve Y birer tam sayısı. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapmam lazım burada? Pisagor bağıntısı yapmam lazım. O halde arkadaşlar yapacak olursak Pisagor bağıntısını X kare eşittir. Ne diyeceğiz? Y kare artı 11'in karesidir diyeceğiz. Y kareyi karşıya atarsak arkadaşlar X kare eksi Y kare eşittir 121 olmuş olacak. Bu durumda arkadaşlar. Burada yine iki kare farkı var. O zaman ben şunu x eksi y çarpı x artı y şeklinde yazabilirim.
Şimdi 121'in de çarpanlarını yazacağız. Normalde arkadaşlar 11 11 şeklinde yazabilirim. Fakat bunların birer tam sayı olduğunu bildiğim için, x'in ve y'nin birer tam sayı olduğunu bildiğim için burasının arkadaşlar 11 11 olma ihtimali yok. Çünkü birisi farklı, birisi toplam, bunlar eşit olamaz arkadaşlar. 121'in diğer çarpanlarına bakmam lazım. Diğer çarpanı da arkadaşlar sadece 1 ve 121'dir. O zaman arkadaşlar x eksi y için 1 diyebilirim. X artı y için 121 diyebilirim. Buradan da arkadaşlar neyi bulabilirim? X'i bulabilirim. O halde arkadaşlar yazıyorum. Eşittir 121'dir. Bunları da arkadaşlar taraf tarafı topluyorum. X'i artı y birbirini götürecektir arkadaşlar. Burası 2x olacaktır. 121 artı 1 de 122 yapacaktır. Her iki tarafı da arkadaşlar 2'ye bölersek de buradan x'in 61 olduğunu bulmuş olacağız. Bu durumda arkadaşlar x 61 oluyorsa y'nin de arkadaşlar ne olduğunu söyleyeceğiz. 60 olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla bakın karşımıza yine bir üçgen çıktı. Kenarları tam sayı olan 11, 60, 61. Örnek 3'te de vardı arkadaşlar bir tane. O da 15, 112, 113'tü. Bu kenarları ardışık olan bakın bu şekilde özdeş üçgenler oluyormuş demek ki. Geçelim diğer sorularımıza. Şimdi de arkadaşlar uygulama sorularına geldik. Uygulama sorularımızın yeni nesil sorulardan oluştuğunu söylemiştik. Burada da arkadaşlar öyle bir soru var. Diyor ki soruda deniz kenarına kamp yapmakta olan Yahya çadırından çıkıp dolu olan kovasını ateşe dökerek söndürecektir diyor. Çadırın deniz uzaklığı 10,5 metre, ateşin deniz uzaklığı ise 4,5 metre. Zaten bunları vermiş arkadaşlar. Ateşin deniz kenarı dik üzüm noktası A, Yahya'nın bulunduğu konum deniz kenarındaki dik üzüm noktası B oluyormuş. Yani burası dik üzüm dediği için arkadaşlar bakın şurasının 90 olduğunu, bunun da dik üzüm dediği için arkadaşlar buranın da 90 olduğunu söyleyebiliyorum. Dik üzüm ileride karşınıza gelecek arkadaşlar, o yüzden önemli. Uzunluklar da bakın AB uzunluğu 8 olduğuna göre diyor ki Yahya buradan ateşi söndürmek için ne kadar yol alır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları çözmek için mecburen bakın burası 90 derece oldu. Dik üçgen oluşturmam lazım. En güzel dik üçgeni de arkadaşlar bakın ne yapabilirim? Şurada bakın bir dikdörtgen oluşturabilirsem burada yapmış olurum. O halde bakın burası 90 ise bunun 90 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın burası 4,5. O zaman arkadaşlar şuraya da ne kalacaktır? 4,5 kalacaktır. 10,5'tan 4,5'ı çıkartacak arkadaşlar. Ne kalacaktır geriye? 6 kalacaktır. Burası da 8 olduğunu biliyoruz. O zaman arkadaşlar bu 8. 6 var, 8 var. Bir dik üçgen var. Hipotenüs soruluyor bize. O da arkadaşlar ne olur? 10 olur diyebiliriz. Evet. 6, 8, 10 olmuş oldu. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Şimdi burada da yine bir resim var. Diyor ki şekilde verilen kitaplıkta raflar arasındaki uzaklıklar eşit ve 1,2 metreymiş. Kitaplığa dayalı olan merdivenlerin ayaklarının kitapla olan uzaklıkları birisi 1,4'müş, diğeri x'miş. Kitaplığın üzerindeki dünya maketini almak isteyen Salih merdiveni kitaplığın en üst kısmına, kütüphane görevlisi ise merdiveni kitaplığın üstten birinci rafına dayamıştır. Salih'in çıktığı merdiven, kütüphane göre çıktığı merdivenden 1,1 fazla olduğuna göre EF x kaçtır diye sorulur. Arkadaşlar yani şurada sorun. Şimdi burada merdivenle kitaplık, merdivenle kitaplık dik üçgenini oluşturacaktır. Bakın burası 1,2 olduğuna göre burada bir raf vardır arkadaşlar. 4 tane raf var. O zaman benim ne yapmam lazım? Bu 4 rafın uzunluğunu bulmam lazım. Bakın arkadaşlar şuradan itibaren aşağı kadar olan kısmı ne yapmalıyım? Hesaplamalıyım arkadaşlar. Burası kaç yapacaktır? Bakın 1,2'den 4 tane olduğu için 4,8 yapacaktır arkadaşlar. Ve bu da bir dik üçgendir. O zaman hipotenüs uzunluğunu bulmak için arkadaşlar bakın. Şu hipotenüs uzunluğunu bulmak için ne yapmam gerekecek? Tabii ki bir Pisagor yapmam gerekecek ama acaba bu özel üçgen midir? Değil mi? Ona bakacağız. 1,4, 4,8 bir şey hatırlatıyor mu bize? Evet hatırlatıyor. O da arkadaşlar 7, 24, 25 üçgeninin 0,2 katıdır diyebiliriz. 0,2 katı. O zaman arkadaşlar 25'in 0,2 katı kaç yapacaktır? Tabii ki 5 yapacaktır. Demek ki bakın Salih'in çıktığı merdivenin uzunluğu 5 metreymiş. Diyordu ki Salih'in çıktığı merdiven kütüphaneye çıktığı merdivenden 1,1 fazla olduğuna göre
O zaman arkadaşlar kütüphane görevlisinin şu merdivenin uzunluğu arkadaşlar ne olmak zorundadır? 3,9 olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar şuradan aşağı doğru bir dikme indirecek. Bakın burası dik olacaktır. Bu durumda 3 raf olduğundan dolayı bu 3 rafın uzunluğu için arkadaşlar her birisi 1,2 olduğu için 3,6'dır diyebileceğiz. Bu durumda arkadaşlar karşımıza bakın 1,3,6, 1,3,9 gelmiş oldu. Acaba bunlar da yine özel bir üçgenin katları mıdır diye düşünürsek bakın bu 12'nin 0,3 katı, bu da 13'ün 0,3 katı. O zaman arkadaşlar burasının da ne olması lazım? 5'in 0,3 katı olması lazım. Dolayısıyla bunu ben 0,3 çarparsam arkadaşlar karşımıza ne gelir? 1,5 gelir. Yani arkadaşlar buradaki üçgenimiz 1,5, 3,6 ve 3,9 üçgenidir. Bu da arkadaşlar 5, 12, 13'ün 0,3 katıdır. Benden istenilen x olduğundan dolayı da cevabımız arkadaşlar 1,5'tir diye biliyoruz. Böylece arkadaşlar kenarlarına göre özel üçgenleri anlatmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.